Herkese merhaba arkadaşlar. Mavişehir'deyiz. Denize çok yakın. Denize 50 metre mesafede çok güzel bir villa tanıtmaya geldim. Hatta 2 adet villamız var burada. Arkamdaki sahili görüyorsunuz. Sadece 50 adımda yürüyebilirsiniz oraya. Burada denize girilecek yer de var, girilemeyecek yerler de var. Gayet de güzel bir konumdayız. Şimdi villayı gösterelim. 2 adet villamız var burada. Bir tanesi bu arada kalan 3 artı 1 190 bin euro. Köşede kalan geniş bahçeli. Denizi daha iyi görüyor, daha net görüyor. 230 bin euro. Daha önce de tanıtımlarını yapmıştık. Tabii ki fiyatlar değişiyor. 230 bin euroya bakacağız. Ama 190 bin euroyu da isterseniz geldiğinizde gösterebiliriz. Ya da daha sonra bir gün gelip tekrar bir çekim yaparız. Gayet güzel bir yer. Daha önce geldiğimizde falan büyümüştü burada. Çok hoş gözükmüyordu. Temizlendi. Her şeyle halledildi. Biz de tekrar geldik çekimini yapmaya. Güzel bir konumdayız. Denize sadece 50 metre mesafede bir villa sahibi olacaksınız. Ortalama şu anki kurla hesapladığımızda da 4 milyon 154 milyon 200 bin lira civarında bir rakam yapıyor ki Efeler Mahallesi'nin 230 metrekare arsa içerisinde 3 artı 1 bir villa 5 milyonken burası yine diğerlerinden daha uygun kalmış oluyor. Gayet de güzel bir girişimiz var. Buradan girdiğimizde sağ taraf arkaya kadar bizim bahçe alanımız, girişimiz burada. Kedi de oraya yavrulamış, çok da güzel gözüküyor. Bir de kutu koymuşlar. Şimdi bu bahçe tertemiz olmuş. Bahçeden bile deniz manzaralı. Şuraya bir masa sandalye yatılabilir, bir kamelya yapılabilir istenirse. Zaten evin her tarafında balkon var. Oradan da manzarayı görebiliyorsunuz. Böyle bu yan tarafı da gösterelim. Bahçe alanını net bir şekilde görmüş olun. Arkada da bir bahçemiz var. Konum güzel, ev güzel, fiyat da güzel. Bence gayet makul bir fiyat. Girişimiz dediğim gibi buradan 2-3 basamak yükseltilmiş. Gayet de güzel olmuş. Burada da kediler var. Kediler var. Ne tatlılar, ne tatlılar. Bakar mısın? O kadar da çok yavrusu var ki. Bak bak. Çok tatlılar. Artık geldiğinizde bunları da size hediye edeceğiz. Evin sakinleri şu an zaten oturuyorlar. Siz buraya misafir geleceksiniz. Öyle düşünün. Girişimiz bu şekilde. Rahatsız etmeyelim onları. Kapıyı tam açma. Şimdi girdiğimizde salon, mutfak, bir gibi ama farklı gibi. Nasıl bir gibi ama farklı gibi? Köşeyi alırsam seni daha net göstereceğiz. Şimdi girdik. Giriş oradan. Normalde giriş buradan olabilirdi. İki tarafa ayrılabilirdi. Giriş oradan olduğu için arkadaşlar salon kısmına giriyorsunuz. Artı böyle bir kısmı var. Sonra da mutfak kısmına geçiyorsunuz buradan. Harika bir girişimiz var yani. Gerçekten güzel. Burada audio sistem görüntülü. Bu diyafon tarzında. Bu derken sesim biraz tiz çıktı değil mi? Detone oldum bak orada. Bu dışarıdan sadece geleni görmek adına akıllı sistem değil. Bunu da söyleyelim. Zaten böyle müstakil yerlerde bence gerek de yok onlara. Sadece salon kısmını ölçüyorum. Salon metrekaresini ölçüyorum. Mutfağı da ayrı ölçeceğim. Aradaki antreyi ölçmüyorum. Burası 25 metrekare. 25 metrekare boyutunda gayet güzel bir salonumuz var arkadaşlar. Tabii şömine biraz daha daraltmış burayı. Güzel bir şömine bırakmışlar. İki taraftan da görebiliyorsunuz bu şömineyi. Çok da güzel olmuş. İki tane berjer konulursa önüne harika olur. Ki oturacak alan zaten burada oldukça fazla. Mutfak kısmını da oturma alanı olarak düzenleyebilirsiniz. Tavanda böyle Osmanlı motifleri var. Süslemeleri var. Çok da güzel gözüküyor. Aynı zamanda süpürgelik de aynı şekilde yapılmış. Tavanla bir bütünlük oluşturulmuş değil mi? Çok güzel olmamış mı? Harika olmuş. Gerçekten çok iyi. Zemin tamamen laminat. Tamamen laminat. Orada küçük bir balkon var. Oraya çıkmayacağız ama şuradan bir baktığında şömine çok güzel gözükmüyor mu? Değil mi? Harika yapmışlar şömineyi. Gerçekten güzel olmuş. Para harcamışlar. Şimdi burada karşılıklı iki tane küçük kullanım alanı var. Bura lavaboymuş. Lavaboyu iptal etmişler. Buradaki lavaboyu depo olarak kullanmaya başlamışlar. Hemen karşısına da bir küçük lavabo bırakmışlar. Gayet güzel olmuş. Gerçekten şık olmuş. Burada ne yapacağız biliyor musun? Bak. Şimdi buradan ayıracağız. Nasıl ayıracağız? Duvarla falan değil. Böyle sütunlarla tahtadan olabilir. Ya da bir kitaplık konulabilir. Bu girişi ve öbür taraftaki girişi ayırdığımızda burası antre oluşmuş olacak doğal olarak. Ve bu sefer de hem mutfaktan lavaboyu görmeyeceksiniz hem de salon kısmından görmemiş olacaksınız. Gayet güzel de bir mutfağımız var. Tezgahımız geniş bir tezgah. Tezgah arasında farklı bir seramik kullanılmış. Çok güzel olmuş. Yine Osmanlı motifleri aşağıda devam ediyor. Yukarıda da aynı şekilde bunları burada daha net görüyorsunuz ki altlar beyaz olduğu için biraz daha ön plana çıkmış. Burayı açabilecek miyiz? Geçen sefer açamamıştık. Yine açamayacağız. Arka bahçemiz de bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel bir bahçemiz var. Hatta şöyle gösterebilirsin buradan. Orayı da göstermiş olalım. Arkada da bir yürüyüş yolu var.
Oradan da yürüyerek denize ulaşabiliyorsunuz. Arka bahçemiz de geniş. Gayet güzel. Kullanışlı, şık, tertemiz. Buraları da kilitleyelim. Hırsızlar da girmesin. Tavan yüksekliği çok iyi. Laminatlar çok iyi seçilmiş. Ev gayet güzel. Orada da küçük bir böyle balkon tarzı. Hatta orayı gösterelim. İki balkonu da en azından göstermemiş olmayalım. Burayı gösterelim. Küçük bir balkon var. Vinsa pencereler. Böyle küçük. Belki depo niyetine kullanılabilecek bir yer arkadaşlar burası. Depo niyetine kullanılabilecek bir yer. Gayet güzel. Gerçekten şık, tertemiz. Şimdi diğer villalarla kıyaslıyorum. İnanın o kadar pahalı ki, o kadar böyle yüksek fiyatlara artık çıktı ki buralar bence bir fırsat. Fırsat da değerlendirmek sizin elinizde. Denize 50 metre mesafede sahilin görüntüsünü videonun içeriğine bırakacağım. Orayı da görmüş olacaksınız. Orta katlı iki tane odamız var. İkisi de ebeveyn banyolu. Biz öndekinden başlayalım. Koridorun iki yanında iki tane odamız var. Gayet güzel odalar arkadaşlar. Geniş odalar artı tabii ki olmazsa olmazımız bizim Didim'de ev almamızın tek sebebi deniz manzarası. Muhteşem bir manzaramız var. Buradan da harika bir manzara gözüküyor. Özellikle bu Fransız balkonunun olduğu yerde. Toplamda 20 metrekare burası. O manzara bize yetmiyor. Bir de buradan bakalım. Yine muhteşem bir manzara ki terastan o kadar güzel bir manzara gözüküyor ki arkadaşlar gerçekten bayılacaksınız terasa çıktığımızda. Burada bir de ebeveyn banyosu var. Orası da güzel bir kullanım alanı. Gayet şık. Gömme rezervuar vitrinin. Lavabo hemen arkasında. Duş alanı burada. Burada bazı eksikler var. Hatta şöyle alayım seni. Bazı eksikler var. Onlar da yapılacak. Ne yapılmış burada? Üst tarafta farklı bir seramik. Alt tarafta farklı bir seramik. Aralarda geçiş çıtaları ve farklı bir seramik bırakılarak biraz daha böyle rengarenk hale getirmiş. Güzel olmuş. Gerçekten kaliteli yapmışlar. Tam karşısında bir odamız daha var. Bu oda arka cephe. Hemen ölçüyorum burayı da. Toplamda burası da güneşten dolayı ölçemiyoruz. Toplamda burası da 17 metrekarelik bir oda artı güzel bir ebeveyn banyosu var. Biraz daha geniş diğerinden. Burada da tam karşıya gömme rezervuar bırakılmış. Burada bir lavabomuz var ve duş alanı da bu şekilde. Buradan kapatabilirsiniz isterseniz. Bence gerekli mi? Gereksiz. Kapatmaya gerek yok. Zaten oradan su gelmesi imkansız, duvar var. Gayet geniş değil mi? Çok güzel. Nasıl yerleştiririz? Yatak bu şekilde olur. Harika olur. Oraya bir makyaj masası, buraya da dolap. Mükemmel olacaktır. Burada da bir balkon var. Açamadım ama şimdi açtım. Çok güzel bir manzara. Yine aynı manzara tabii ki çıktığınızda. Burası kapanır mı? Kapanmaz. Çünkü bir kat böyle çıkması lazım. Çatı yapması lazım. Bunlar eski yapılar. Burası komple yenilenmiş. Sıra geldi en üst kata. Merdivenler geniş. Harika merdivenlerimiz var. Ve burada muhteşem bir teras, çok geniş bir odamız mevcut. Çıktık. Yine bir antre var. Antrenin hemen sağ tarafında, koridorun sağ tarafında güzel bir odamız var arkadaşlar. Toplamda burası da 24 metrekare. 24 metrekarelik bir oda. Dev gibi değil mi? Harika gözükmüyor mu? Buradaki pencerelerle birlikte daha mükemmel gözüküyor. Buraya kocaman bir pencere bırakmışlar. Karşıyı doya doya izleyin diye. Muhteşem bir görüntüsü var. Ben çok deniz aşığı, deniz sevgisi olan bir insan değilim. Yani sürekli denize gireyim diye bir şey demiyorum. Buradan da harika gözüküyor bak karşı taraf. Ama böyle izlemek de keyif veriyor. Yani benim evim denize sıfır olsa belki senede 2-3 defa anca denize girebilirim diye düşünüyorum. Geniş bir lavabo. Gerçekten harika. Değil mi? Çok geniş. Kocaman hatta. Yine vitranın gömme rezervuarı. Çamaşır makinesi için burası düşünülmüş. Ama terasta da bir alanımız var. İstenirse çamaşır makinesi oraya konulabilir.
ve teras. Şu barbeküyü göster. Hemen bunu bir geçelim. Çok da önemli değil bu barbekü. Şöyle bir dön. Manzaraya bakar mısınız? İnsanlar yürüyüş yapıyor orada. Sahil kenarı burada. Denize girilecek yer. Hemen şurada denize girilecek bir yer var. Buradan da denize girenler var ama biraz daha burası taşlık bir alan. Karşı tarafta denize girenler var. Devamında hemen orada hatırlarsanız, hem pardon, sol tarafta çekim yapmıştım sahilde. Orası var. Her yerden denize girebiliyorsunuz yani. Bu duvarlar biraz yükseltilmesi lazım bunların. Çocuk varsa evde özellikle. Allah korusun. Büyük de olsa yani bir denge kaybında düşebilirler. Bunu böyle biraz daha yükseltmek lazım, değil mi? Kesinlikle şart. Şimdi burada bir çamaşır makinesi yeri artı ikinci bir mutfak yerimiz var. Tesisat hazır ama manzara doyumsuz arkadaşlar. O kadar güzel ki denize sıfır bir yer almış oluyorsunuz. Daire parasını alıyorsunuz. Bakın daire parasını. Altınkum'da şu an 2 artı 1 daire almaya kalktığınızda harcayacağınız rakam ortalama 4 milyon civarında. Şu an gideyim 3 artı 1 bir daire alayım. Deniz görsün diyorsanız kesinlikle 3-4 milyonun üzerine çıkmanız lazım. Hatta bazıları 17 milyon falan yazmışlar. Mavişehir'de değil mi? 17 milyon yazmışlar. 17 milyon TL. Ben bu parayı bir arada görmedim. Sadece satışta görüyoruz, tapuda görüyoruz yani. Ben bu ara bu para benim hiç olmadı. Ama 17 milyonu bir daireye yazabiliyorlar artık. O kadar ki insanlar birbirinden görüp fiyat arttırmaya devam ediyor. Bence güzel bir yer arkadaşlar. Şık da bir yer, bakar mısın? Tertemiz bir yer. Böyle oturacaksın. Akşama kadar manzarayı izleyeceksin. Akşam daha da güzel olacak. Gün batımı buradan mükemmel gözüküyor. Burada harika bir çilingir sofrası kurulur ki bunun keyfi de artık kimse de olmaz. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Sizi gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Bu villa kaçmaz. 30 bin kişiyi de geçtik. Bunun için de ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyorum.